Selam millet. YouTube'un en yavaş gelişen kanalı olan Mert Gültaş kanalına hepiniz hoş geldiniz. Girişini, bandananı ve neşeliliğini asla unutmayacağız kral. Ben öldüm mü ya? Selam millet. YouTube'un en yavaş gelişen kanalı olan Mert Gültaş kanalına hepiniz hoş geldiniz. Eski girişi bayağıdır özlediğinizi biliyorum. O yüzden size bir nostalji yapmak istedim. Benim de bir tüylerim diken diken oluyor ya. Böyle giriş yapınca bir eskilere dönüyorum, bir hoş oluyorum ya. Bugün sizlerle yeniden Akinatör'ü paramparça edeceğim efsane bir videoyla karşınızdayım. Hızlıca videoya geçmeden önce şunları söylemek isterim ki galiba aramızda bizi sevmeyenler var ya. Kaç videodur söylüyorum, beni seviyorsanız lütfen Sibel'in kanalına abone olun. 30 Mart onun doğum günü ve biz ona güzel bir hediye hazırlamaya çalışıyoruz. O mutlu olursa ben mutlu olurum. Ben mutlu olursam o mutlu olur. Herkes mutlu olur diyorum. Hala abone olmayanları görüyorum. Yanlış mı görüyorum? Dediğim gibi şuradan çıkan Sibel'in kanalına lütfen abone olmayı unutmayın. Şu an izlediğiniz videoya da güzel bir like attıysanız, eski girişin hatırına güzel de bir yorum yazdıysanız, bakın şimdi nasıl geçiyorum videoya. Serice. Videoya geçiyoruz. Bugün benim Akinatör'e soracağım ilk şey koluma taktığım saat. Yani saati herkes bilir, herkes takar. Bakalım Akinatör bunu tanıyabilecek mi? Hatta şöyle de koluma takayım ki bir bakma ihtiyacı hissedersem bakarım. Karakterin kız mı? Bakayım. Hayır. Karakterin Türkiye'de mi yaşıyor? Evet, şu an benim kolumda yaşadığına göre Türkiye'de olması lazım. Karakterin YouTube sayesinde mi ünlü oldu? Hayır. Karakterin 30 yaşından büyük mü? Hayır. Karakterin seni tanıyor mu? Tanıyor mu beni? Oğlum ben lan her gün benim kolumdasın işte, beni tanıyor olman lazım. Yani ama buna hayır demeliyiz bence. Karakterin dizi oyuncusu mu? Hayır. Karakterin TikToker mı? Hayır. Karakterin gerçek hayatta var mı? Evet, anında kolumda duruyor. Karakterin futbolcu mu? Hayır. Karakterin Twitch yayıncısı mı? Hayır. Karakterin 18 yaşından büyük mü? Hayır. Karakterin insan mı? Heh. Tamam ya. Hayır ya. Karakterinin iki gözü var mı? Hayvan da değil. Hayır. Karakterin Çılgın Dershane filminde oynadı mı? Çılgın Dershane çok eski değil mi ya? Ben zar zor hatırlıyorum valla. Hayır. Karakterin Gaara mı? Gaara kim ya? Hayır. Gaara değil. Beyaz. Nasıl şaka? Senin kafanı s***. Karakterin iyi üçlük atar mı? Atamaz. Hayır. Karakterin görünmez olabiliyor mu? Görüyorum. Hayır. Karakterin Wanna One üyesi mi? Hayır. Karakterinin elektrikle ilgisi var mı? Hayır. Hep aynı soruları soruyorsun ya. Karakterin bir eşya. Evet. Karakterin Bungie'in BTS üyesi mi? Hayır. Karakterin dört ayaklı mı? Hayır. Karakterin metalden mi oluşmakta? Aha. Vallahi metal. Evet. Karakterin ormanda mı yaşıyor? Hayır. Kolumda yaşıyor. Hayır. Karakterinin ateşle bir bağı var mı? Hayır. Rögar kapağı mı? Abi bu bizi bence dinlemiyor ya. Bak o kadar da söyledim, saat 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 dedim, hiç umurunda olmadı ya. Ne oldu Akinatör? Ben bildim. Akinatör 1, Mert yok. Yanlış söylüyordum az daha. Mert Gültaş 1, Akinatör 0. Saati bilememesi sizce çok garip değil mi ya? Saat yani, saat. Herkes takar bunu, saat. İkinci bir şans da veremem canım, bay bay. Şimdi de Akinatör'e çikolata deyince çoğumuzun aklına ne geliyor? Nutella geliyor. Nutella'yı soracağım. Hatta mikrofona da söyleyeyim. Nutella, 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 Akinatör, Nutella. Karakterin bir erkek mi? Hayır. Karakterin Türkiye'den mi? Herhalde değil. Karakterin Türkiye'de mi yaşıyor? Abi tüm dünyada var ya ya. Herhalde. Karakterin insan mı? Hayır. Karakterin iki gözü var mı? Hayır. Karakterin teknolojiyle mi ilgili? Hayır. Karakterin bir eşya mı? Yok, yemek. Yemek eşya değildir. Yemek yemektir. Hayır. Karakterin İzmir'de konser verdi mi? Karakterin Uncharted oyunuyla bir bağlantısı var mı? Hayır. Karakterin gerçek hayatta gördün mü? Evet, gördüm. Karakterinin ile bir bağlantısı var mı? Ne alakası var abi ya? Ne kadar saçma bir soru ya. Hayır. Karakterin yiyecek ile bir bağlantısı var mı? Aha evet. Evet evet evet. Dinledin mi lan yoksa? Karakterinin lakabı Reis mi? Neyin lakabı Reis ki? Onu anlamadım. Yani bu yiyecek dedik. Lakabı Reis olan yiyecek ne var? Garip. Hayır. Karakterin yeşil renkte mi? Hayır. Karakterinin gözleri kahverengi mi? Abi yemek dedim ya sana ya. Gözü olan kaç tane yemek var? Hayır. Karakterin beyaz mı? Hayır. Karakterinin çok dövmesi var mı? Bak Akinatör, beni sinirlendirme bak. Yemek dedim. Dövmesi olan kaç tane yemek var Akinatör? Karakterin Meksika'dan mı? Hayır. Karakterin sarı renkli mi? Hayır. Bilemeyecek ya. Karakterin turuncu mu? Hayır. Karakterin Dream Theater'la ilgili mi? Hayır. Karakterin Kiraz Mevsimi dizisinden mi? Hayır. Karakterin Sizin Kara Meşe ile bir ilgisi var mı? Hayır. Karakterin piyano çalıyor mu? Hayır. Karakterin kahve sever mi? Hayır. Abi bunu bilemeyince bu çıkıyor. Vallahi ben şu an bunu bilememesine çok şaşırdım. Çikolata ya. Çikolata yani. Yemek, Nutella ne olacaktı ki? Mert Gültaş 2, Akinatör 0. O zaman aramızda Leyla ile Mecnun izleyenleri bir yorumlara alabilir miyim lütfen? Leyla ile Mecnun'daki İsmail abiyi soracağım. Eğer Akinatör İsmail abiyi bilemezse gideceğiz ağzını burnunu kıracağız. Karakterin erkek mi? Evet.
Karakterin Türkiye'de mi yaşıyor? Evet. İsmail abi ya lütfen. Seviyorsanız, tanıyorsanız İsmail abi belli edin. Karakterin YouTuber mı? Hayır, o bir İsmail abi. Karakter 30 yaşından büyük mü? Mecnun Çınar kaç? 30 küsür yaşındaysa İsmail abi ondan bayağı büyüktü ya. Evet. Karakterin daha önce bir dizide veya filmde oynadı mı? Evet. Karakterin şu an 50 yaşından büyük mü? Bakmam lazım. 44 yaşındaymış, o yüzden hayır. Karakterin oynadığı dizide bir çocuğu var mı? Hayır. Ya İsmail abi hep yalnızdı ya. Canım İsmail abi. Karakterin en çok komedilerde mi oynamakta? Komedide oynadı ama en çok komedide oynadı gibi ya. Buna herhalde diyelim. Acıklı dizileri, filmleri falan da var çünkü. Karakterin şarkıcı mı? Hayır. Karakterin TikToker mı? Hayır. Karakterin şişman mı? Al işte. Senin ağzından çıkanla kulağının duyduğu tutmuyor ya abi. İsmail abi şişman mı? Hayır. Karakterin oynadığı dizi sona mı erdi? Evet. Karakterin silah kullanmakta mı? Hayır. Karakterin öpüşme sahnesi var mı? Hayır. Karakterin süper güçleri var mı? Ya Fister'in güçleri var da hayır dememiz lazım ya. Karakterin diziler sayesinde mi ünlü oldu? Evet. Karakterin bir program sunuyor mu? Sunmuyor herhalde ya İsmail abi. Hayır. Karakterin yüzünde yara izi var mı? Hayır. Scarface değil. Bir kere onu baştan söyleyeyim. Hayır. Karakterin Survivor'dan mı? Hayır. Karakterin Twitch yayıncısı mı? Hayır. Karakterin uzun boylu mu? Herhalde. Yok bilmiyorum. Tam herhalde'ye basıyordum. Bilmiyorum. Karakterinin elmalar ile bir bağlantısı var mı? Ya, ne alaka ya? Elmalar ne yani? Şimdi elmayla nasıl bir bağlantısı olabilir ki insanın? Hayır. Karakterinin düşmanı var mı? Hayır. Karakterin TRT'den mi? Aha. Vallahi geldi. Yemin ediyorum geldi. İsmail abi gülüşü yaptım. Bilmeyenler çünkü bakıyorlar şu an bu deli ne yapıyor diye. Açın İsmail abinin gülüşüne bakın, onu yaptım. Karakterim TRT'den, evet. Karakterin Arapça biliyor mu? Kesin dedesinin halasının kaynı biliyordur ama İsmail abinin genlerinde kesin vardır ama kendisi bilmiyor. Hayır. Osman Sonant. Abi çok yaklaştık ya, aşırı yaklaştık. Hırsız Yavuz'u bildi, İsmail abiyi bilemedi ya. Nasıl oldu ya? Hırsız Yavuz'u bildi, İsmail abiyi bilemedi. O zaman Mert Gültaş 3, Akinator 0 oldu. Yani bir tane daha oynayalım. Hadi son bir şans daha vereyim. O da İsmail abinin güzel hatırına. Bravo, beni mağlup ettin diyor bu arada. Ben bu yazıyı hiç görmemiştim. İsmail abiyi bilmiyormuş, evet. Son olarak TRT'de yine bir Bob dayı vardı. Aranızda hatırlayanlar olacak mı? Çok merak ediyorum. Resim yapardı. Hatta ona bakıp resim yapmaya çalışmanız imkansız bir şeydi. Çünkü yetişemezdiniz. Galiba şuralarda biraz mutlu ağaçlar var falan derken adam koskoca tabloyu çizmiş olurdu. Sen böyle diye kalırdın. Bob dayıyı soracağım. Bakalım çocukluğumuzun Bob dayısını Akinator bilebilecek mi? Karakterin kadın mı? Hayır. Karakterin 30 yaş üstü mü? Bob dayı orada kaç yaşındaydı ya? Bayağı büyüktü değil mi? Evet diyelim. Karakterin bir Türk dizisinde oynadı mı? Hayır. Karakterin Türk mü? Hayır. Karakterin gerçek mi? Evet. Karakterin kel mi? Abi ne kel ya? Adamın şu kadar kafası vardı, saçları vardı. Hayır. Karakterin daha önce bir dizide veya filmde oynadı mı? Hayır. Karakterin sporcu mu? Hayır. Karakterin öldü mü? Bir bakayım ya, öldü diye hatırlıyorum. Adam 95'te ölmüş. Ben 95'te doğdum. Eski bölümlerini mi izledik o zaman? Şu an yeni aydınlanıyorum ya. Karakterimiz maalesef ki öldü. Karakterin bir ülkeyi yönetti mi? Hayır. Karakterin bir romandan mı çıktı? Hayır. Karakterin Müslüman mı? Bob dayı değil herhalde ya. Adam Florida doğumluymuş, Amerikalıymış. Müslüman değildir herhalde diye düşünüyorum ama bilmiyorum diyeceğim buna. Karakterin general miydi? Hayır. Karakterin şarkıcı mı? Hayır. Karakterin Everglow üyesi mi? Hayır. Karakterin bilim adamı mı? Hayır. Karakterin 1000 seneden fazladır ölü mü? Oha, o kadar da değil. Hayır. Karakterin hiç Türkiye'de yaşadı mı? Yaşamadı herhalde. Hayır. Karakterin öleli 20 seneden fazla mı oldu? Maalesef ki olmuş. Evet. Karakterin yazar mı? Hayır. Karakterin ressam mı? Bak 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 geliyor. Evet. Karakterin Çocuklar Duymasın'da oynadı mı? Adam öldüğünde 95'te ölmüş. Ne Çocuklar Duymasın'ı ya? Ne saçmalıyorsun ya? Hayır. Karakterinin Eli Kaldır isimli bir parçası var mı? Hayır. Karakterin makyaj yapar mı? Hayır. Resim yapar. Karakterin İtalyan mı? Hayır. Amerika doğumluymuş. Hayır. Vincent Van Gogh. Abi biz bir şeylere yanlış mı cevap veriyoruz? Yoksa bu cehalet bilmiyor mu? Ben onu anlamadım. Hiçbir şeyi bilmiyor ya bu cahil. Mert Gültaş bir videoda ilk defa 4-0 Akira yendi. Bence bu gerçekten büyük bir başarıydı. Hepinizden güzel bir alkış bekliyorum. Sağ olun, sağ olun, sağ olun, sağ olun. Evet gençler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Akinator'u bu sefer paramparça ettiğim efsane bir videoyla karşınızdaydım. Umarım videomu izlerken eğlenmişsinizdir. Eğer dediğim gibi videoyu izlerken eğlendiyseniz ve bu tarzda daha fazla eğlenceli videolar gelsin diyorsanız videoma güzel bir yorum yazmayı ve like tuşunu paramparça etmeyi unutmayın. Şuradan kanallarımıza abone olabilirsiniz. Özellikle kız arkadaşımın kanalına. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşça kalın.